Günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Artvin ilinde Kilayet Manastırı keşfedildi. Stepanakert'te yeni bir mahallenin inşaatı tamamlanmak üzere. Batı Ermenistan Milletvekili Guillermo Karamanyan'ın RAID MEDIÁTICO radyo istasyonu ile röportajı. Le Monde, Erdoğan tarihe Atatürk gibi bir iz bırakmaya çalışıyor ama 1922-1927 yıllarında Ermeni mültecileri kabul eden Kamp Oddo, boksör David Çaloyan Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Artvin'deki Kaçkar Dağı eteklerindeki 1100 yıllık olduğu tahmin edilen kilisenin içi, bölge halkı ve doğa tutkunlarının uğraşları sonucu ilk kez görüntülendi. Kilisenin içinde kemer köprü, soğuk hava depoları, mazenler ve yeraltı mağaraları tespit edildi. 3428 rakımlı asırlık kilise görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölge halkı tarafından ise Kilayet Manastırı ya da Bakireler Kilisesi olarak bilinen yapı zor ve dik bir yamaçta kayaların üzerinde yer alıyor. Kitabesi bulunmayan yapının bölgede önemli dini faaliyetlerde bulunan Rahip Grikor Kanza tarafından kurulduğu tahmin ediliyor. Bulunduğu alanda küçük şapel, gözetleme kuleleri var. Biri tamamen yıkılmış, diğerinin beden duvarları hala ayakta. Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert şehrinde Tumanyan Caddesi üzerinde 150'den fazla daireden oluşan bir mahallenin inşaatı tamamlanmak üzere. Yeni mahalle, Hayastan adlı tüm Ermeniler fonu finansmanıyla inşa ediliyor. Artsakh Press muhabiri şantiyeyi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karavan İnşaat Şirketi'nin yapı işleri sorumlusu Gomidas Harutyunyan yaptığı açıklamada yeni semtin inşaatının 2019 yılında başladığını söyledi. Ona göre 110 daire yapım aşamasındadır. Binalar 6 kattan oluşmaktadır. Yeni semtte oyun alanları, küçük bir stadyum, yürüyüş için yeşil alanlar, açık otopark olacak. Şu anda yaklaşık 30 daire hazır ve 1 Aralık'tan itibaren ev sahiplerinin hizmetine sunulacak. Ermeni ve Ermeni olmayan çok sayıda programın talebi üzerine Batı Ermenistan'ın Güney Amerika'daki konsolosu Dr. Guillermo Karamanyan, RAID MEDIÁTICO radyo istasyonuna yaptığı açıklamalarda, ana vatanları olan Batı Ermenistan'da yaşama hakkına sahip 10 milyon sürgün edilmiş Ermenilerin sorunlarıyla ilgili soruları yanıtladı. Dr. Guillermo Karamanyan yaptığı söyleşide 23 Ağustos 1990'dan 21 Eylül 1991 tarihlerinde eski Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerin kendilerini 1920'de uluslararası kabul görmüş Ermenistan devletinin meşru halefleri olarak görmeyerek yanlış bir siyasi tavır takındıklarını ifade etti. Ona göre bunun yerine Sovyet topraklarında haklarını ilan etmeye ve bağımsızlık kazanmaya karar verdi ve böylece 1920 yılında kabul edilmiş Ermeni devletinden ayrıldılar. Bu bölünme mevcut Ermenistan Cumhuriyeti'nin Batı Ermenistan topraklarını uluslararası talep etme hakkını kaybetmesine yol açtı. Ve bu karar 1920'de uluslararası haklar kazanan mevcut Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin varlığını haklı kılıyor. Sürgün edilen tüm Ermenilerin atalarının beşiği olan devletin güçlendirilmesi için vatandaş olmaları gerektiğini açıkladı. Ona göre bu uluslararası hukukta hakkımız mevcut ve bizler bunu uygulamalıyız. Fransız Le Monde gazetesinin "Türkiye nereye gidiyor?" başlıklı yazısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihte Mustafa Kemal Atatürk gibi bir iz bırakmaya çalıştığı, ancak son zamanlarda rüzgarın ters yönden esmeye başladığı belirtiliyor. Aşağıda o makaleden bir bölümü sizlere sunuyoruz. İdeolojik aidiyet, Erdoğan'ın erken dönem pragmatizminin ve gönüllü girişimlerinin önüne geçti. Geçmişe bakıldığında yüksek sesle ve açıkça ifade ettiği eski kıtaya demir atma arzusu aslında mutlak monarşiye yani yürüyüşünü engelleyen orduyu hükümet sisteminden uzaklaştırma taktiği gibi görünüyordu. Eleştirmenler tarafından yeni padişah olarak nitelendirilen Erdoğan, kendi amaçlarına uygun bir başkanlık sistemi kurdu. Erdoğan'ın hayali, tarihte Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk olarak bilinen Mustafa Kemal'in bıraktığı iz gibi bir iz bırakmaktır. Erdoğan, Atatürk'ün mirasını inkar etmekten asla vazgeçmedi. Ancak 2019 yılının yerel seçimlerde Erdoğan'ın önderlik ettiği partisi birçok büyük şehirde Kemalist muhalefete yenildi. Şimdi ise rakiplerinin kampı önemli ölçüde genişledi. Birinci Dünya Savaşı'nın eski askeri kampı şimdi Aygaladez Nehri boyunca yayılan Oddo'nun doğu kesiminde bulunuyor. Oddo kampı 27 Kasım 1922'den 22 Nisan 1927'ye kadar Marsilya'daki mülteci Ermeniler için ilk toplu kabul merkezlerinden biriydi. Kamp 4463 mülteci aldı, kampta doğan 405 çocuk bu rakama eklendi. Félix Sokola Caddesi yakınında bir anıt dikildi. Ermeni mültecilerin 1922'den beri Fransa'ya kitlesel olarak gelmesi, Orta Doğu'daki jeopolitik kargaşa, özellikle Eylül 1922'de İzmir göçü ve Fransa'nın ayrılışından sonra Türk Kemalistlerin Kilikya'yı işgaliyle yakından bağlantılıdır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti boks takımının bir üyesi olan David Çaloyan, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda artı 92 kilogram ağırlık kategorisinde Çaloyan 1-8 finalde Kolombiyalı Christian Salcedo Kodasi'yi 4-1 ile çeyrek finalde Özbekistanlı Lezizbek Muluconov'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Yarı finalde Çaloyan Azerbaycanlı Muhammed Abdullayev'i 5-0 gibi bir skorla mağlup etmeyi başardı. Batı Ermenistan, Ermeni boksörü tebrik ediyor ve ona yeni zaferler diliyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV kendi reklamını yapmamaktadır. Yıllarımızın çalışmaları, yurttaşlarımız arasında vatan ile bağın geliştirilmesini ve sürdürülmesini amaçlamaktadır. Bu tarihi süreçte ulusal taleplerinize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara ve meydan okumalara karşı birlikte hareket etmek, zamanımızın uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen adil haklarımızı tesis etmek. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan, birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Tulumda Vladimir Simbatyan'ın seslendirdiği Ermeni Halk Melodileri adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.